أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أما بعد، فلقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال مفخر الموجودات سيدنا وسندنا ومولانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم قردشلرم، sözlerime başlarken evvela Yüce Mevla'dan temenni ve niyaz ediyorum ki bizleri bu fani cihandan ayrılırken, ebedi aleme intikal ederken şu güzel kelime-i mübarekeyi söyleme mazhariyetine erdirsin buyurun. Hep birlikte söyleyelim: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim cümlemizi bu güzel kelimeye bağlı kullarından eylesin inşallah. Ahirete irtihal ederken bu güzel kelimeyi söyleyerek çene kapamayı nasip eylesin inşallah. Yine ahirette ruz-ı mahşerde bu güzel kelime-i mübarekeyi söyleyerek haşrolunan kullarından eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, İslam'ın temel rükünlerinden ve en başta gelen ibadetlerinden biri, çoğunuzun da malumu olduğu üzere, namaz ibadetidir. Günde 5 vakit namaz kılmak, gerekli şartları taşıyan akıllı, ergen her Müslümana farzdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevla bu fariza ile ilgili olarak şöyle buyuruyor: Estaizu billah, innes salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Sadakallahul azim. Şüphesiz kesin olarak biliniz ki namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmış bir ibadettir. Onun için
Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Rabbimiz cümlemizi onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Buyuruyorlar ki: İnne evvele ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti as-salah. Şüphesiz kesin olarak bilmelisiniz ki şu muhakkaktır ki kulun kıyamet gününde hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer bu hesabını rahatlıkla verirse ileriki aşamalara doğru ilerleyebilir. Ama bu namazla ilgili hesabını düzgün bir şekilde tam olarak yüz akıyla veremezse bir adım dahi ileriye atamaz artık. Oracıkta işi bitirilir. Rabbim namaz ibadetinin muhasebesi konusunda bizleri yüz akıyla hesabını veren kullarından eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bu ibadetin ehemmiyeti konusunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin birçok hadisleri var. Bizleri uyarıcı mahiyette bir hadisinde şöyle buyuruyor: La dine limen la salate lehu. Namazı olmayan kimsenin dini yoktur. Şimdi diyeceksiniz ki, namaz kılmayan insana dinsiz mi diyeceğiz? Hayır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bunu kastetmiyor. Yani namaz kılmayan insanın imanı kamil değildir, dini sağlam değildir. Mutlaka onun imanında yaralar, bereler vardır, dininde çatlaklıklar vardır, eksiklikler vardır. Hem de önemli derecede, önemli boyutlarda eksiklikler vardır. Bundan dolayıdır ki kıyamet gününde ilk olarak namaz konusunda hesaba çekileceğiz aziz kardeşlerim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz insanı Müslümanı gayrimüslimlerden ayıran en önemli işaretin namaz olduğunu bizlere bildirmiş ve bu konuda dikkatlerimizi çekmiştir. Beynel reculi ve beynel kufri terkus salah buyuruyor. İnsanla, yani Müslüman kişiyle küfür arasındaki sınır kapısı, sınır çizgisi namazdır buyuruyor. Onun için bu sınıra, bu hududa riayet etmek lazım. Kişi bu hududu çiğnerse, bu sınırı çiğnerse Allah korusun, imani konularda, iman konusunda tehlikeye girer. Onun için aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarımıza 7 yaşından itibaren namaz konusunda telkinatta bulunmamızı bizlere emrediyorlar. Çocuk 7 yaşına girdiğinde artık onu namaza alıştırın buyuruyor. Gerçekten de küçük yaştan itibaren, 7 yaşından itibaren yavaş yavaş, tedrici bir şekilde sevdirerek çocuklarımıza namaz kılmayı öğretirsek, onları namaza teşvik edersek, ileriki zamanlarda yaşları ilerlediğinde namazı düzgün bir şekilde, tam olarak, eksiksiz bir şekilde kılmalarını sağlamak kolay olur. Ama biz canım bırak çocukluğunu yaşasın, namaz da neymiş, onu şimdiden dünyasını karartmayalım, hele büyüsün kendisi kararını versin, namazı kılacaksa kendisi kararını versin, kılmayacaksa da yine kendisi özgür bir şekilde kararını versin dersek, Allah korusun, çevresindeki olumsuzluklardan da etkilenirse o çocuk, yarın büyüdüğünde 10-12 yaşına geldiğinde artık onu kıbleye yöneltmekte, Allah'ın huzurunda
namaza durdurmaktan güçlük çekeriz. Belki de bunu hiç başaramayız. Onun için kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam çocuklara 7 yaşından itibaren namaz kılmayı öğretiniz, onları namaza alıştırınız. 10 yaşına gelince de işte oruç ibadeti konusunda onları eğitmeye başlayın, onları oruca alıştırın. İşte bir gün öğleye kadar, bir gün öğlenden sonra akşama kadar, ne bileyim işte kendisine çeşitli hediyeler, armağanlar vererek çocuğu namaza ve oruca alıştırın buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ama çocuğu kendi haline bırakırsanız ona ibadetler konusunda tavsiyelerde, telkinlerde bulunmazsanız maazallah o çocuk çevresindeki kötü şartlardan, manevi açıdan söylüyorum, olumsuzluklardan etkilenirse yarın artık onu ibadete yönlendirmek hemen hemen imkansız hale gelir. Çocuğun çocukluğunu yaşaması elbette ki güzel bir şey ama ona baskı yapmaksızın, sevdirerek, telkinlerde bulunarak namaz ibadeti konusunda, oruç ibadeti konusunda ona çeşitli tavsiyelerde, telkinlerde bulunmak onun çocukluğunu yaşamasına engel teşkil etmez. İslam demiyor ki çocuğunuzu döverek namaz kıldırın, çocuğunuza baskı yaparak, zorlayarak oruç tutturun, canları çıkarcasına onlara eziyet ederek ibadet ettirin demiyor ki. İslam merhamet dinidir. İslam elbette ki anne ve babanın çocuklarına güzel bir eğitim vermelerini ister ama baskıcı bir yöntemle değil, zorlayarak değil, sevdirerek çocukları ibadete alıştırmayı bizlere tavsiye ediyor İslamiyet, aziz kardeşlerim. Onun için Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuş. Estaizu billah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا İlâ âhir il âye. Sadakallahu nazim. Ya Muhammed, Allahümme salli ala. Aile bireylerine namaz kılmalarını emret, tavsiye et. Ve bu hususta da sabırlı ol. Yani bazen çocuklukta iken mesela ergenlik çağına ulaşmamış ise çocuk, namaz kılmaz, bazen namazdan kaçar, oruç tutmaz, oruçtan kaçar. Bu hususta sen onu öyle baskı uygulayarak değil, sabırla, metanetle bu çocuklarına sen ibadet konusunda telkinlerini sürdür, devam ettir ki çocuk 1-2-3 derken ibadetlerini yapmaya alışsın. Sen ona karşı bu görevini yapmakla yükümlüsün. Çocuğunuza siz küçük yaşlardayken ibadet etme alışkanlığını kazandırmazsanız, ibadeti onlara sevdirmezseniz ve yarın büyüdüklerinde ibadetlerini yerine getirmezler, eda etmezlerse farizalarını, bu sorumlulukta herhalde biz büyüklerin de bir payı olacaktır. Onun için Cenab-ı Allah sabırla ailene namaz kılmaları konusundaki telkinlerini sabırla devam ettir diyor Cenab-ı Allah. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen aile efradına namaz kılmaları hususunda tavsiyelerini sabırlı bir şekilde sürdürmeye devam et ya Muhammed buyuruyor. Tabii onun şahsında biz ümmetine de bu emir verilmiş olmaktadır. Cenab-ı Allah biz ümmetinden de çoluk çocuğumuza, aile efradımıza bilumum ibadetleri yapmaları hususunda tavsiye ve telkinlerde bulunmamızı, onların bu ibadetleri yapıp yapmadıklarını da
takip etmemizi bizlere emretmiş oluyor. Bunu yapmadığımız takdirde bu ilahi emri yerine getirmiş olmamanın hesabı elbette ki bizlere sorulacaktır aziz kardeşlerim. Çocuklarımıza ve kendi şahsımıza huşulu bir şekilde namaz kılma konusunda telkinde bulunmamız gerekiyor. Huşu ne demek? Namazın huşu içerisinde kılınması elbette ki gerekli. Huşu, Allah'a karşı derin bir teslimiyet duygusu ile namazı kılmak demek. Eğer bir kimse Allah'a karşı derin bir teslimiyet edasıyla namazını kılar, ibadetlerini eda ederse, o kişi her iki cihanda kurtuluşa eren kullardan olacaktır. Bunu Kur'an-ı Azimüşşan haber veriyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuluşa ermişlerdir diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da. Hangi müminler? Namazlarını Allah'a karşı derin bir teslimiyet duygusuyla kılan, yani namaza durduğunda dış dünyadan zihnini soyutlayarak Allah'ın huzurunda divana durarak o eda içerisinde, o ruh haleti içerisinde namazını kılan kimseler, o müminler işte her iki cihanda felah bulur, kurtuluşa erer. Rabbim cümlemizi kurtuluşa eren o kullardan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz namaz ibadetinin insanı manevi bakımdan arındırdığı hususunda çok güzel bir örnek veriyor. Buyuruyorlar ki, etrafında oturmuş sohbetine kulak veren, kendisini dinleyen sahabe-i kirama şöyle bir örnek veriyor. Birinizin evinizin kapısının önünden bir nehir geçerse ve siz de o nehirden günde 5 defa elinizi, yüzünüzü, ayaklarınızı yıkarsanız, vücudunuzda kirden eser kalır mı? Hayır ey Allah'ın Resulü, evimizin önünden bir ırmak, bir nehir akar da günde 5 defa o ırmaktaki su ile elimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkarsak elbette ki vücudumuz tertemiz olur, arınır. Vücudumuzda kirden eser kalmaz. Ashabın böyle demesi üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki işte 5 vakit namaz da böyledir. Günde 5 kez 5 vakit namaz için abdest alırken elinizi, ayağınızı, yüzünüzü yıkayıp başınızı mesh ederken elbette ki vücudunuzda ki kirler giderilmiş olur, temizlenmiş olursunuz. Bu yetmezmiş gibi manen de tertemiz olur, arınırsınız. Vücudunuzdaki günahlar bir bir dökülüp gider. Ellerinizi yıkarken ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlar o ellerinizden akan su damlacıklarıyla birlikte akıp gider. Aynı şekilde yüzünüzü yıkarken de yüzünüzle, işte gözünüzle, ağzınızla, kulaklarınızla, yani yüzünüzdeki organlarınızla işlemiş olduğunuz günahlar da yüzünüzü yıkadığınızda yüzünüzden yere dökülen, damlayan o sularla birlikte o günahlar da dökülüp gider. Aynı şekilde ayaklar için de böyle buyuruyor. Evet, insan gerçekten kul hakkını ilgilendirmeyen günahlar işlemiş de kendisiyle Rabbi arasında ufak tefek hataları olmuş ise, küçük masiyetleri olmuş ise,
ihlas ve samimiyetle, gönül huzuru ile Allah'a karşı derin bir teslimiyet edası içerisinde abdestini alıp kıbleye yönelip namaza Allahu Ekber diyerek durursa, elbette ki kendisiyle Allah arasındaki o ufak tefek masiyetler, günahlar dökülüp gider. Zaten bir insan ihlas ve samimiyetle Allah'a karşı huşu içerisinde derin bir saygı ve teslimiyet edasıyla namazını kılıyorsa, o insan zaten günah işlemez ki. Çünkü o şekilde kılınan bir namaz insanı günahlardan uzak tutar. Kötülük yapmaktan uzak tutar. Fuhşiyattan, münkerattan uzak durmasını sağlar. Bunu Yüce Allah bizlere haber veriyor. Estaizu billah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz kılmış olduğunuz namazlar sizleri fuhşiyattan, kötü işler yapmaktan, İslam'ın çirkin gördüğü fiilleri işlemekten, sözleri söylemekten alıkoyar, uzak tutar. Ama bir kimse namaz kıldığı halde, beş vakit namazını kıldığı halde yine de bu sözünü ettiğim çirkinlikleri, kötülükleri, fuhşiyat ve münkeratı irtikab etmeye, işlemeye devam ediyorsa, bu namazın kusuru değil, kendisinin kusurudur. Çünkü o namazı dosdoğru bir şekilde, ihlasla, hulus-u kalb ile, samimiyetle, huşu içerisinde kılmış değil. Zaten böyle, bu şekilde, bu ruh haleti içerisinde kılınan bir namaz Allah katına yükselmez. Kainatın efendisi Rabbim cümlemizi onun şefaatine mazhar olan kullarından eylesin inşallah, buyuruyor ki bir insan en başta ihlasla, samimiyetle ve de şartlarına tam riayet ederek namazı dosdoğru bir şekilde kılarsa o namaz Allah katına yükselir. Yükselirken de kişiye der ki, sen benim hakkımı tam verdin, beni zayi etmedin, şartlarıma riayet ederek kamil manada beni kıldın. Allah da senin hakkını kamil olarak, tam olarak versin, senin hakkını zayi etmesin diye dua eder. Efendimiz böyle bildiriyor. Ama bunun aksi olursa, yani kişi görevi baştan savmak edasıyla, işte etrafındaki sosyal baskıdan kendini kurtarmak, işte canım namaz kılıyor desinler diye namazını kılar ve kıldığı bu namazda da aklı başka yerlerde olursa, tabi onun kılmış olduğu bu namaz, hadis-i şerifteki tabirle ifade etmeye çalışıyorum, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki o namaz sanki bir paçavra gibi buruşturularak onun suratına çarpılır. Ve o namaz da dayya'akallahu kema dayya'teni'dir. Sen beni nasıl zayi ettinse Allah da seni öyle zayi etsin diye beddua eder. Onun için aziz kardeşlerim, İslam'ın temel rükünlerinden, en başta gelen, en önemli ibadetlerinden biri olan namaz ibadetini müminin Allah'ın huzuruna çıkıyormuş, miraca çıkıyormuşçasına öyle bir ruh hali içerisinde ihlas ve samimiyetle kılması, eda etmesi gerekir aziz kardeşlerim.
Zaten kamil manada şartlarına riayet edilerek kılınan bir namaz insanı manen rahatlatır, onu ruh dinginliğine kavuşturur, ona huzur ve sekinet kazandırır. Bütün bela ve musibetler karşısında metanet elde etmesini sağlar. Kalbi ne kadar daralmış olursa olsun, ne büyük sıkıntılarla karşılaşmış olursa olsun, yine de bu sözünü ettiğim şekilde bir namaz kılarsa, o namaz kendisini rahatlatır. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Müslümanlarla ilgili sıkıntı verici haberler geldiğinde namaza dururmuş. Hadis kaynaklarında bildirildiğine göre اِذَا حَزَبَهُ الْاَمْرُ سَلَّا Resulullah aleyhissalatu vesselam bir işten dolayı, bir olaydan dolayı sıkılıp daraldığında namaz kılarmış, namaza dururmuş. Hatta bir defasında bir yere gönderilmiş olan sahabilerin sıkıntılı bir durumla karşılaştıkları haberini kendisine verdikleri zaman çok üzülmüş, daralmış, yanında duran Bilal-i Habeşi radıyallahu anhü'ye şöyle demiş: اَقِمِ السَّلَاةَ يَا بِلَالُ اَرِحْنَا Ey Bilal! Namaz için kâmet getir, namaz kılalım ki bize rahatlık veresin. Getirmiş olduğun kâmetle, namaz için getirmiş olduğun kâmetle bizi rahatlat ey Bilal. Resulullah aleyhissalatü vesselam gerçekten böyle sıkıntılı zamanlarda namaz kılarak kendini ferahlatırmış. Ve insan hakikaten abdestini alıp kıbleye yönelip namaza durduğunda, zihnini de düş dünyadan tecrid etmeye çalıştığında, o namazı gönül huzuruyla kılarsa elbette ki o namaz kendisine ferahlık verir, metanet verir. Karşılaştığı sıkıntılara, musibetlere karşı dayanma gücünü kazandırır. Bakınız, asr-ı saadette olmuş, yaşanmış bir hadiseyi sizlerle paylaşmak isterim. Hatta bu olayı delil olarak kabul eden Şafiiler de vücudunda kanama meydana gelen kimselerin abdestinin bozulmayacağı İçtihadında bulunmuşlardır. Olay şöyle cereyan etmiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz Zatürrika gazvesine giderken sahabileriyle birlikte bir sahabi müşriklerden birinin eşini öldürmüş. Eşi öldürülen adam da müşrik de bu iş burada bitmeyecek. Muhakkak ben Muhammed'in adamlarından birini öldürerek öcümü alacak ve rahatlayacağım diye kendine göre yemin etmiş. Kendi inancına göre yemin etmiş. Diğer taraftan Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ashabıyla birlikte gazve yolunda devam ediyorlar. Nihayet bir ara yorgunluk hissettikleri için mola verme ihtiyacı hasıl oluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanındaki sahabilere talimat veriyor. Burada kenara çekilip istirahat edelim biraz der. Sahabiler de hemen eşyalarını oraya indirirler, istirahate başlarlar. Ama Efendimiz buyururlar ki aranızdan iki kişi görevlendirin, seçin, bunlar nöbet tutsunlar.
şu geç karşı taraftaki geçitte nöbet tutsunlar. Olabilir ya, düşmanlardan, müşriklerden bir saldırı, ani bir baskın olabilir. Onun için nöbetçiler olsun. İki nöbetçi dikin oraya. Hemen sahabilerin arasından iki kişi kalkar. Biri ensardan, biri de muhacirden. Biz gönüllü olarak nöbet tutarız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz de olur, gidin geçitten nöbete durun diye talimatını verir. Giderler, nöbetçilerden biri uzanıp uykuya dalar, diğeri nöbetini tutmaya başlar. Derken namaz vakti olur. O uyanık nöbetteki kişi namaza durur. Öbür taraftan eşi öldürülmüş olan müşrik de fırsat bu fırsat diyerek namaza duran nöbetçiye ok atar. Ayağına isabet ettirir, ayağı kanar. Namazda iken bile oku çekip atar ve yine namaza devam eder. 3 defa ayağına ok atılır, isabet eder. En sonunda o haldeyken namazını tamamlar derken diğer nöbetçi de uyanır. Arkadaşının ayağının ok darbesiyle yaralandığını, kanlar içinde olduğunu görünce niçin bana haber vermedin, seslenmedin der. Ben namazdaydım, sana seslenemedim der ve durumu gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e arz ederler, anlatırlar. Ayağının kanadığı halde ok darbesiyle namazı tamamladığını ifade ettiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam niçin kanlı ayakla namaz kıldın, namazın geçerli olmadı dememiş. İşte Şafiiler bu olayı delil alarak ayağı, vücudu kanasa bile kişinin abdestinin bozulmayacağı görüşündediler. Söylemek istediğim o değil. Söylemek istediğim o mücahit sahabinin canı acıdığı halde huşu içerisinde namaz kıldığından dolayı o can acısını dahi hissetmeyişi, bir metanet elde etmesi, o acılara karşı güç kazanması. Aziz kardeşlerim, insan gerçekten ihlasla, hulusu kalb ile, gönül huzuruyla, huşu içerisinde, derin bir saygı ve teslimiyet edasıyla namazını kılarsa, inanın ki dünyanın en büyük acılarına karşı, kendinde en büyük sıkıntılara karşı bir metanet, bir güç elde eder. Onun içindir ki Cenab-ı Allah ayet-i celilede şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah innallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile yardım isteyin Allah'tan. Şüphesiz Allah sabreden kullarıyla beraberdir. Hakikaten insan huşu içerisinde Yüce Mevlasının huzurunda namaza durursa, kendini dünyadan, dünyevi esbabdan tecerrüt ettirerek, tecrid ederek, soyutlayarak namazını kılarsa, işte namaz o namazdır ve öyle bir namaz insana en büyük sıkıntılar, en büyük problemler karşısında güç kazandırır. En büyük acıları dahi, en tesirli acıları dahi hissetmez hale gelir. Bir insan Mevlasıyla beraber olursa, Mevlası elbette ki onu yardımsız bırakmaz, ona güç verir.
Men kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah fehasmuhu fiddâreyni Allah. Yani bir insanın kalbinde, gönlünde, zihninde Allah varsa, Allah'a iman varsa, Allah'a bağlılık varsa, tam anlamıyla bir iman varsa, kamil imana sahip ise her iki cihanda onun yardımcısı Allah olur.